İnsan doğanın bir parçası. Doğadan üstün değil. İnsanı anlamak için doğaya bakmalıyız. Kan ve hava insan vücudunda aynı uzayda, okyanusta nasıl hareket ediyorsa yine öyle hareket eder. Damarlarımızda kan dönerek akar ve toplar damarlar ve kapakları kanın geriye düşmesini engeller. Ancak basınç fazlalaştı mı her şey değişir, artık menderesler oluşur. Kanımızda da kan damarlarına yapılan basınçtan dolayı deformeler oluşur. Konumuz gereksiz cerrahi veya en gereksiz ameliyatlar. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü biz hekimlere, cerrahlara saygı gösteriyoruz. Onlara gerçek hekim olarak görüyoruz ve övüyoruz her yerde. Onlar bizim düşmanımızla işbirliği yapıyorlar. Cildiyeciler bile psikiyatriye hasta yolluyor ya. Tedavi edemiyorlar, bulamıyorlar. Psikolojik deyip başından salıyorlar. Biz de onların kirli çamaşırlarını ortaya çıkartalım. Yalanlarını tek tek dökelim. Bilimsel incelemeler ışığında. Şimdi konumuz varis. Çünkü varis ve benzerleri sigorta sistemimizin yağmalamasına aracılık yapıyor. Bakınız, varis için toplar damarların genişlemesi veya kapakların yorulması, işlev görememesi gibi tanımlar vardır. Sonuç olarak toplar damar genişlemesi. Kalbimiz kanı pompalıyor, ayaklara kadar gidiyor, ayaklardan geri gelmiyor. Bu ciddi bir sorun ve ayaklarda kan gölleniyor. Toplar damarlar genişliyor. Yani kimi zaman şöyle derler, pıhtı atar. Bunları geleceğiz tabii. Bakın, varis elbette büyük bir sorun. Ancak estetik bir sorun. Hayatın olağan akışı içinde. Yani yaşlandıkça bir takım sorunların çıkması normal. Bir de şöyle derler. Garson ve öğretmen hastalığı derler. Ancak değil. Bu bir hastalık değil. Bu bir bozukluk. Garson ve öğretmen hastalığı da değil. Polisler niye hasta olmuyor? Hep akşama kadar ayakta. Peki cerrahlar da ayakta. Veya bir sürü insan ayakta geziyor. Gece bekçileri mesela. Gerçi onlar oturuyor da. Peki, yani sadece öğretmenler değil, ayakta olan bir sürü insan var, inşaat işçileri. Neden onlarda varis olmuyor? Varis sorunu yaşayan insanlara baktığımızda genelde Kuzey Avrupalı, kadın ve şişman. Yani beyaz tenli, akça pakça böyle. Ve şişman veya zayıf da olabiliyor ama genelde şişman erkekler de olabiliyor, zayıf erkeklerde de olabiliyor. Ancak
Ancak Kuzey Avrupalıların sorunu. Demek ki bunda genetik bir takım kökenler olduğuna dair karineler var. İz ve emareler var. Direkt delil olmasa bile. Ülkemizde, zencilerde, Araplarda az. Zaten varis ameliyatları pek olmuyor. Genelde varis ameliyatı yaptım deyip sigortamızı öpüyorlar, sigorta sistemimizi. Bunları sizlere ispatlayacağım. Veya uyduruk tedavilerle damarları yakıyorlar. Şimdi varisi toplar damarların genişlemesi, kanın kalbe geri dönememesi veya yeterince geri dönememesi dedik. Ve toplar damarlar genişleyip menderes oluşturması. Bakın menderesi tanımalıyız. Bunun için de akışkanlar mekaniğinden, yani fiziğin, klasik fiziğin akışkanlar mekaniğinden yardım almalıyız. Ancak akışkanlar mekaniğinin dili matematiktir ve Bernoulli ilkesini bilmemiz gerek. Bernoulli büyük bir matematikçi, hatta ailecek matematikçiler, 3 nesil, 4 nesil, Hollanda, İsviçre kökenli Yahudi bir aile. Akışkanlar dinamiğinde Bernoulli prensibi şu, sürtünmesiz bir akış boyunca, hani kan damarlarına baktığımızda sürtünmesiz bir akış var. Hızda gerçekleşen bir artışın, bakın eğer bir sıvı, yani bir kanal boyunca akıyorsa, hızlanıyorsa aynı anda ya basınçta ya da akışkanın potansiyel enerjisinde azalmaya neden olduğunu ifade eder. Bakınız, eğer kan damarda akıyorsa, hızlı bir şekilde akıyorsa potansiyel enerjisi hızlanır. Yani kinetik enerjisi artar ve akış boyunca basınç da azalır. Ha, şimdi demek ki kan yavaş akıyorsa basınç artar. Bunu unutmayalım. Şimdi gelelim akışkanlar mekaniğine. Kan damarları, kan damarlarını genelde bir su borusu olarak düşünmemiz yanlış. Çünkü kan damarda su gibi akmaz. Döne döne akar. Döne döne. Kalpte de damarlarda da kan vortex dediğimiz girdaplar şeklinde akar. Aynı şekilde akciğere giren hava yine döne döne akar. Böylece acil servislerde, yoğun bakımlarda entübe yapılan, yani direkt hava verilen hastaların neden öldüğünü anlayabiliyoruz. Doğa ana, Tanrı bize nefesi aldığımızda döne döne ciğerlerimiz yoluyor. Ancak entübe direkt veriyor. Bunu konuşacağız. Demek ki kan akışında döne döne akarken hız azaldı mı basınç artıyor. Şimdi akışkanlar mekaniğine göre menderesler nasıl oluşur? Bakınız, mendereslerin oluşma mantığı şu. Eğer bir suyun akışkanın eğimi azalırsa, diyelim ki yokuş aşağı inerken Bernoulli prensibine göre neydi? Hız arttığında basınç ve potansiyel enerji azalırdı. Peki düz ovada nasıl akıyor? Hız azaldığına göre potansiyel enerji ve basınç artar. Basınç artınca nereye baskı yapacak? Yanlara baskı yapacak. Yavaş yavaş yanlarını yemeye başlar. Menderes dediğimiz nehirler böyle oluşur. Doğanın kanunu. Yani bu vortex, girdaplar galaksilerden, toz bulutlarından uzaydaki okyanuslara, kana kadar hepsi aynı şekilde oluşur. Mendereslerin oluşumu suyun yavaşlayarak ve eğimini kaybederek akması sebebiyle yani duvarlara basınç uygulaması nedeni buydu. Peki şimdi kan damarlarımızı düşünelim. Kanın yavaş akması sebebiyle duvarlara basınç uygulaması normaldir. Ve bu sebeple menderesler oluşuyor. Bu mendereslerin oluşması fizik kanunlarına uygun. Aynı şekilde toplar damarlarda kanın geriye
gelmesini engelleyen kapaklar var. Bu kapakların zamanla yıpranmasıyla kan göllenebiliyor. Peki şöyle düşünelim. Eğer kan hızlı akarsa, Bernoulli ilkesine göre, akışkanlar mekaniğine göre basınç uygulamaz ve varis de oluşmaz. Genetik etkenlerle olsa bile en azından hafiftir. Çünkü bu bir bozukluk olarak kalır, ömür boyu yaşayabilir. Sonuç olarak sadece estetik bir sorundur. Ancak varis ameliyatı sonucunda venöz yetmezlik veya daha ciddi sorunlar olabiliyor. Sonuç olarak varisten daha tehlikeli olan varis ameliyatıdır. Bir de şunu söyleyeyim. Toplar damarlar file gibi bacağımızı sarıyor. File gibi. Eğer bir damarı ameliyatla çıkardığımızda veya lazerle yaktığımızda veya radyo frekans denilen elektrikle yaktığımızda ya da ilaçla yaktığımızda bunların hepsinin amacı damarı yakmaktır. Yan damarlardan akacak. Ancak bu sefer de venöz yetmezlik veya ciddi kapak sorunları olabiliyor. O zaman ne olacak? Ya da ayak ciddi olarak yanabiliyor. O zaman ne olacak? Bu sadece estetik bir sorun. Cerrahların görüşü şu şekilde, deneyimli cerrahların, genel cerrahların ve dürüst kalp damar cerrahlarının. Çok nadir durumlarda böyle örümcek ağı gibi damarlar birbirine girdiğinde ameliyat yapılabilir. Sadece ameliyat. Ne lazer, ne radyo frekans, ne de ilaçla yakma. Sadece çok nadir durumlarda damarlar birbirine girdiğinde patlama riski varsa cerrahi müdahale olabilir. Ayrıca bu toplar damarlar birçok damarın yedeğidir. Yani bypass'ta, gerçi bypass'a karşıyız ama yine o bypass'ta kullanılabiliyor bu damarlar. Veya diğer damarlarda kullanılabiliyor. Bu değerli kaynağı, ham maddeyi yok ediyorsunuz. İkincisi, ayak ülserlerine neden olabiliyor. Ülser doku kaybı demek. Ve akışkanlar mekaniğine göre bu potansiyel enerji birikiyor. Bu sıvı basıncıyla kapaklar dayanamaz ve kan göllenebiliyor. Bakınız, genelde bu problemler uzun süre yatan hastalarda veya bu ameliyatı yapılan insanlarda görülüyor. Neden? Çünkü kan akışı duruyor veya var olan sistemi bozuyorsunuz. Sonuç olarak bu bir estetik sorundur. Önlenebilir veya geciktirilebilir. Egzersizle, diyetle, yaşam biçimini değiştirerek bir takım şeyler yapılabilir. Eğer çıkarsa da sadece estetik bir sorun. Ancak ameliyat seçeneği dışında, çok nadir durumlarda tabii, diğer seçenekler kesinlikle kişiyi zarar veriyor, hekimi, hastaneyi ve ilaç ve cihaz üreticilerini zarar veriyor.